Sayın Mahir Ünal AK Parti Sözcüsü efendim, CNN Türkiye hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Seçim sonuçları her şeyden önce hayırlı olmasını dileyerek başlayalım yayınımıza. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan birinci turda ipi göğüsledi deyim yerindeyse ki 2014 yılındaki aldığı oy oranından daha yüksek bir puanla birinci oldu. Cumhurbaşkanı seçildi ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olacak. Diğer yandan parlamento seçiminde de Cumhur İttifakı bir sayısal çoğunluğu yakalamış vaziyette. Şimdi hem genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz bunu öğrenmek isterim. Hem de MHP'nin oy oranı sizi şaşırttı mı? Şimdi öncelikle ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bizi mutlu eden demokrasinin kazanmasıdır, milletimizin kazanmasıdır, Türkiye'nin kazanmasıdır. Ve milletin iradesinin sandıkta özgür bir şekilde tecelli etmesidir. Dün de basın açıklamamda buna işaret ettim. Bizim korumamız gereken geleneklerimiz var. Yani 1877'den bugüne kadar bu ülkenin seçim tecrübesi var. Ve bu milletin en hassas olduğu konu kendi reyidir eski ifadeyle. Oyudur yani iradesidir. Ve o konuda da çok ciddi bir hassasiyet oluşmuştur. Ve Türkiye'de de seçim güvenliği 1946 seçimlerini saymazsak eğer 1980 darbesinden sonra bile ısrarla korunmuştur. Yani 1980 darbesinden sonra 1980 darbesini yapanlar bile başka bir kişiyi işaret etmişlerdir. Millet gitmiştir. Kendi uygun gördüğü kişiye Turgut Özal'a o dönemde oyunu vermiştir. Yani Türkiye'de her zaman sandıklarda milletin iradesi tecelli etmiştir. Çünkü çok güçlü, yerleşmiş, tarihi arka planı olan bir seçim sistemimiz ve seçim deneyimimiz, tecrübemiz var. Ve bunun oluşturduğu da bir demokrasi kültürü var. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin birikimidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımıdır bu. Cumhuriyetin kazanımıdır. Şimdi biz Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatırken nelerden bahsediyoruz? Önce diyoruz ki işte bakın bizim bir seçim geleneğimiz var, demokrasi geleneğimiz var. Zaman zaman darbelerle, muhtıralarla yara alsa da her zaman yoluna girmiştir. Millet bunu her zaman yoluna bir şekilde koymuştur. Şimdi bunu yıpratmamak lazım. Bunun meşruiyetine zarar vermemek lazım. Milletin zihninde, milletin kalbinde, gönlünde bunu yaralamamak lazım. Bu siyasetçilerin sorumluluğudur. Çünkü sandığın başına her siyasi partinin müşahidi gidiyor mu? Gidiyor. Her şey milletin göz önünde cereyan ediyor mu? Ediyor. Sandıklar açıklandığında, açıldığında herkes orada oyların sayımında başında duruyor mu? Duruyor. Sonra bütün siyasi partilerin temsilcileri, ıslak imzalı bütün siyasi parti temsilcilerinin imzasının olduğu şeyleri, tutanakları alıyor mu? Alıyor. Şimdi buradan ancak şey çıkar, demokrasi çıkar ki bu tecelli etmiştir ve yine sevindirici bir şey de şu, %88 gibi bir rekor katılımın gerçekleşmiş olması ve millet iradesinin %98'lik bir bölümünün de parlamentoda temsili. Bu demokrasimiz açısından son derece sevindirici. Bugün Avrupa demokrasilerine baktığımızda %30'luk, %40'lık katılma oranları yine çok düşük parlamentolarda temsil oranlarıyla ciddi sorunlar yaşanırken Türkiye dünyaya örnek gösterebilecek bir tablo ortaya koydu. Cumhurbaşkanı da dedi ki kimse Türkiye'ye demokrasi dersi vermesin bu tabloda. Nitekim bugün CHP'nin adayı Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine katıldığını ifade etti. Ama sanırım az önceki herkes millet iradesine saygı duymalıdır uyarınız bir miktar CHP'nin dün akşamki eleştiri ve çıkışlarınaydı. Yani bu yeni bir şey değil. Biliyorsunuz bunu 16 Nisan'da yaşadık, daha önce yaşadık ama bugünkü Muharrem İnce'nin tavrını da takdir etmek lazım. Evet. Çünkü orada Muharrem İnce'nin kullandığı bir cümle önemli. Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Hı hı. Kendi zaferinizi kazanmak için çalışmanız gerekir. Hı hı. Siyaset böyle bir şeydir. Yani Muharrem İnce, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünü çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de Muharrem İnce'nin bu sözünü çok değerli bulduğumu söyleyeyim. Gerçekten şu yenilirse, şununla şu anlaşmazsa ben de şuradan aradan çıkarım,
Bunun adı şey değildir, siyaset değildir. Siyaset böyle bir şey değildir. Siyaset sizin emek verdiğiniz, alın teri döktüğünüz 16 yıldan beri AK Parti'nin yaptığı şeydir. Yani Cumhurbaşkanımız günde 18 saat çalışıyor. Biz Cumhurbaşkanımıza baktığımızda mahcup oluyoruz. Biz de daha çok çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Peki Muharrem İnce'nin Türkiye artık normalleşmeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edebilirim ifadesi de oldu. Ve Cumhurbaşkanı'na da şöyle bir çağrısı oldu, artık hepimizin Cumhurbaşkanı olmalı, herkesi kucaklamalı dedi. Ne yanıt verirsiniz? Valla Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı döneminde, hem başbakanlığı döneminde, hem Cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman kucaklarını açtı, her zaman elini uzattı. Ama takdir edersiniz ki sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız. Yani bugün eğer siz hakaret dili üzerinden, nefret dili üzerinden, demokrasiye yakışmayan, tek adam, diktatör gibi ifadeler üzerinden bir siyaset dili, siyasal söylem oluşturursanız, sonra da muhatabınıza dönüp sen benimle niye anlaşmıyorsun diyemezsiniz. Çünkü öncelikli olarak o siyasetin, siyasal kültürün, demokratik kültürün gereklerini yerine getirmeniz gerekir. Şimdi işte demin konuştuk, millet iradesinin tecelli ettiği, milletin seçtiği ve milletin seçtiği içinde milletin adamı niteliğini kazanmış bir cumhurbaşkanının saygıdeğer olduğunu bilmeniz gerekir. Seversiniz, sevmezsiniz, ayrı bir şey. Ama bu millet eğer seçtiyse saygı duymak zorundasınız. Küfür, hakaret, işte demokrasi kültürüne yakışmayan tek adam, diktatör gibi ifadeler kullandığınız kişiye sonra da dönüp ben sizinle kucaklaşmak istiyorum diyemezsiniz. Bu karşılıklı bir sorumluluğun sonucu. Yani tabii ki birliğimiz, beraberliğimiz bizim için her şeyin önünde. Ama karşılıklı güven ve işbirliğinin Türkiye'de inşası için Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı adımlara ben şahidim. 19 Haziran 2012'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezimizde Cumhurbaşkanımızı, o zamanki genel başkanımızı ve başbakanımızı ziyaret ettiğinde üçer kişilik heyetlerle toplantı gerçekleşti. O dönemde hatırlarsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir Milli Mutabakat Komisyonu çağrısı yapmıştı. O dönemde BDP, yani bugünkü HDP, BDP ve MHP'de bu çağrıya olumsuz cevap vermişti. Cumhurbaşkanımız o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na benim yanımda ne dedi biliyor musunuz? Kemal Bey dedi, gelin biz beraberce bu ülkenin sorunlarını çözelim. Bakın dedi, BDP ve MHP sizin çağrınıza olumsuz cevap vermiş. Ama dedi, biz sizinle beraber Türkiye'nin kahir ekseriyetini oluşturuyoruz. Aynen bu ifadeyi kullandı. %75 sizinle bizim oyumuz. Gelin Türkiye'nin siyaset üstü sorunlarını beraber çözelim. Hatta dedi, burada bulunan arkadaşlarımızdan da hemen bir komisyon oluşturalım ve dedi, beraberce bu arkadaşlar çalışsınlar terör konusunda, işte diğer Türkiye'nin siyaset üstü asıl meselelerinde bu arkadaşlarımız çalışsınlar, biz bu konularda beraber çalışalım dedi. Ama daha sonra maalesef sonuç alınamadı buradan. Hayır, cevap bile buna verilmedi. Şimdi ben Sayın Muharrem İnce'nin özellikle bu yöndeki ifadelerini umut verici buluyorum açıkçası. Çünkü ne dersiniz, gelecekte muhalefette muhatabınız Muharrem İnce olur mu? Şimdi ben Muharrem Bey'le beraber 2 yıl grup başkan vekilliği yaptık, beraber çalıştık. Dolayısıyla demokrasiye saygılı olması gerektiğinin Muharrem Bey tarafından vurgulanması, sandıkta ortaya çıkan sonucun kabullenilmesi, bunlar demokrasi adına, siyasal kültür adına açıkçası önemli şeyler. O zaman iyi niyetli mesajlar Muharrem İnce'ye AK Parti'den gitti diyebiliriz. Şimdi efendim, AK Parti'nin 295 milletvekili var. Evet. MHP'nin 48, yani Cumhur İttifakı'nın meclisteki sayısal çoğunluğu 343. Ama bu tabloda AK Parti'nin bir önceki seçime göre oy kaybı olduğu ortaya çıkıyor. 300'ün altında bir vekil sayısı ve dolayısıyla MHP ile hemen her konuda meclis ayağında işbirliği gerekecek. Öncelikle Cumhurbaşkanı dün gece bu tablodan gereken dersi çıkaracağız dedi. Şunu
merak ediyorum. Ne oldu, niye böyle oldu, gereken, çıkarılması gereken ders ne? Şimdi siyaset, yani özellikle toplumla konuşma biçimidir. Yani siyaset dediğimiz şey sizin toplumla, halkla, milletle ilişkinizin neticesinde siyasetiniz ya güçlenir ya zayıflar. Biz AK Parti olarak hep milletimizle beraber hareket ettik. Biz onun verdiği mesajları her zaman çok önemsedik. Onun diliyle konuştuk. Toplumsal talepler ve toplumsal ihtiyaçlar bizim birinci önceliğimiz oldu. Ve her zaman da şunu söyledik. Dedik ki sandıkta bize millet hangi mesajı veriyorsa biz bu dille konuşmamız gerekiyor. Biz mesela 2010 referandumundan sonra %42'yi anlamak diye, çünkü o zaman %58 evet, %42 hayır çıkmıştı. %42'yi anlamak diye yaklaşık 163 bin denekli bir şey yaptırdık, anket yaptırdık. Şimdi dolayısıyla biz her seçimin sonucunda, mesela şimdi biz strateji ekibi, tanıtım medya başkanlığı olarak şimdi bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız. Kampanyayla ilgili genel başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Yani ne oldu? Sahada aslında seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız. Ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Çünkü siyaset doğru pozisyon belirleme işidir. Yani şimdi biz burada şunu öncelikli olarak önemsiyoruz. Burada Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazanmıştır. Bizim birinci önceliğimiz budur. Dolayısıyla AK Parti olarak da bizim sahada ne oldu, hangi sorunlar yaşandı, teşkilatlarımız açısından hangi sorunlar yaşandı, bunların hepsini oturacağız, değerlendireceğiz. Ve genel başkanımızın başkanlığında, üst kurullarımızda bu konuları çok açık, net bir şekilde konuşacağız. Şimdi dışarıdan bakanlar bazen diyorlar ki, ya siz konuşuyor musunuz? Biz eğer bu partinin yetkili organları, yetkili kurulları, MYK'sı, MKYK'sı, bu konular bizim kurullarımızda tartışılmasa, konuşulmasa, sizce biz her seçimi kazanabilir miyiz? Peki Sayın Bahçeli'nin anket şirketleriyle, az önce anket yaptırıyoruz dediğiniz düzenli, o yüzden aklıma geldi. Anket şirketleriyle ilgili ciddi eleştirileri oldu bu süreçte. Nitekim de anketler MHP'nin oy oranı konusunda yanıldı. Yani İYİ Parti'nin çok altında görünüyordu. Hatta bazı anketlerde 4,5-5'lere kadar oy oranının düştüğü iddiaları vardı. Şimdi siz MHP'nin aldığı oy oranını aşağı yukarı tahmin edebiliyor muydunuz? Gerçekten Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi anket şirketlerinde bir problem var mı? Buna dönük adımlar atılır mı bundan sonraki süreçte? Ya şimdi mesela biz anketleri sayısal olarak değil de hep siyasal olarak değerlendiririz. Yani anket rakam değildir. Hani genel olarak anketleri rakam olarak okuma şeyi vardır, eğilimi vardır. Halbuki anket, demin sözünü ettiğim toplumsal eğilimleri, ondan sonra o algıyı, seçmen davranışlarını, tutumlarını rakamların arasında siyasal olarak doğru yorumlayabilme işidir. Yoksa rakam vermek... Peki araya girip soracağım. Rakam vermek kolay bir şey. Yani oturursunuz, bütün anket şirketlerinin ortalamasını alırsınız, aşağı yukarı bir rakam söylersiniz. Ama aslında anketlerin size siyasal olanı söylemesi gerekir. Dolayısıyla anket şirketleri maalesef bu anlamda talep de bu yönde olduğu için biraz rakamlara odaklandılar. Ama mesela biz çok net bir şekilde anketlerde siyasal olarak hangi evrilmelerin, hangi değişimlerin, hangi temayüllerin, seçmen davranışında ortaya çıkan tutum değişikliğini aşağı yukarı biz şey yapabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Ama bu tabii seçim biraz da erken bir seçim olduğu için kampanya süresi son derece azdı. Seçmen davranışı oluştuktan sonra kolay kolay seçmen kendi davranışında bir tutum değişikliğine gitmez. Yani daha yani doğrusu bugün MHP'nin aldığı oy kemik bir oydur diyebiliyor muyuz? Yani
biraz da kemik bir oydan ziyade seçmen kararını verirken kararını etkileyen temel unsurlardan bir tanesi de hani biz hep diyoruz ya, bizim milletimizin sağlam bir terazisi vardır. O teraziye güvenmek gerekir. Çünkü bu millet arif bir millettir. Ferasetle karar verir. Bizim de her zaman söylediğimiz, bu kararları anlamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği, bizim milletin sandıkta tecelli eden iradesine dönük söz söylemek değil, o iradenin bize neler söylediğini anlamak son derece önemli. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili de, yani Milliyetçi Hareket Partisi 1 Kasım'da aldığı oyları şey yaptı, muhafaza etti. Ve tabii İYİ Parti'ye dönük zaten bir genel şey vardı. Hani medya üzerinden oluşturulan bir hani algı. Algı, işte anket şirketlerinin ve bazı medya organlarının yürüttüğü bir çalışma vardı. Ama Muharrem İnce'nin adaylığından sonra bu kaçınılmaz olarak bir değişim gösterdi. O trendlerde de zaten o çok açık bir şekilde görülüyor. Biz bunların hepsine bakacağız. Siyaset bütün bunları değerlendirmek, demin ifade ettiğim gibi. Bunları okumak, bunlar üzerine doğru analizler yapma işi biraz. Şimdi mecliste bir işbirliği gerekecek. Cumhur İttifakı zaten ittifakı zaten sürdüreceğini daha önce açıklamıştı. Zaten bu ittifak bir toplumsal ve siyasal tabanı olan bir ittifak. Yani bu ittifak masa başında hadi gelin karşılıklı oturup konuşalım diye oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak 15 Temmuz ruhunun ve Yeni Kapı şuurunun o birlikteliğinin ortaya çıkardığı doğal bir ittifak. Yani bir millet aklının ortaya çıkardığı bir ittifak. Ve bunu da her zaman biz söyledik, Cumhurbaşkanımız da söyledi, Genel Başkanımız, yine MHP Genel Başkanı da bunu ifade etti. Biz masa başında oturup karşılıklı konuşarak bir ittifak oluşturmadık ki. Oluşan bir ittifakın 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhuyla birlikte oluşan bir ittifakın bu milletin ortak kaygılarının, ortak ideallerinin, ortak hayallerinin bize verdiği bir görev ve sorumluluk olarak biz sadece bunun yasal zeminini hazırladık. Ama diğer ittifaklara baktığınız zaman bu ittifaklar, görüşmeler, konuşmalar, işte karşılıklı oturup değerlendirmeler ve pazarlıklar sonucunda bu ittifak oluştu. Yani biz ne Milliyetçi Hareket Partisi ile oturup herhangi bir şekilde şu şöyle olsun, bu böyle olsun ya da Büyük Birlik Partisi ile oturup, mesela biz Büyük Birlik Partisi ile hiçbir zaman şu kadar milletvekili olsun demedik. Yani çünkü bu ittifak bir milletvekili pazarlığı değildi. Bu ittifak milletin bize verdiği o sorumluluğun ve toplumsal ve siyasal tabanın bir talebi olarak gerçekleşti. Peki efendim, bu noktada işte koalisyon çıktı yorumları yapılıyor. Gerçi yeni bir sistemdeyiz ama koalisyon çıktı. Hani MHP kabinede yer bulur mu ya da MHP'ye yakın isimler kabinede yer bulur mu? Yani işbirliği kabineye de yansır mı gibi? Yeni sistemde koalisyon yok. Yeni sistemde ittifaklar var. Koalisyonla ittifak arasında çok temel bir fark var. İttifaklar seçim öncesi oluşturulan ve ittifakların ortak deklarasyonunun, ortak ittifak protokolünün kamuoyuna deklare edildiği ve seçmenin de kimin ne yapacağına dair bir fikrinin oluştuğu ve buna göre tutum belirlediği yapılardır ittifaklar. Koalisyonlar ise seçimin sonuçlarına göre ortaya çıkan yapılardır. Şimdi burada koalisyon gerektiren bir durum söz konusu değil. Çünkü biz zaten Cumhur İttifakı olarak seçimlerden çok önce, hatta ittifakla ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan çok önce 15 Temmuz'un ve Yeni Kapı ruhunun oluşturduğu bir birlikteliği konuşuyoruz. O yüzden biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir şekilde zaten yani efendim işte uzlaşacak mısınız? Zaten biz bu uzlaşmayı oluşturmuşuz. Biz aynı zamanda bir mutabakatımız var.
biliyorsunuz Milli Mutabakat Komisyonu kurulmasının amacı neydi? Ortaya çıkan bu Milli Mutabakat'ın isimlendirilmesiydi. Ve devam edecek mi efendim bu komisyon bundan sonra da? Şimdi seçim öncesinde devam etti. Yani seçim öncesinde biz kampanya sürecinde iletişimi yine bu Milli Mutabakat Komisyonu üzerinden şey yaptık. Çünkü nihayetinde tabii ki genel başkanların tavrı ve tutumudur. Ama aşağıda da takdir edersiniz ki bugün yani koca teşkilatlar, milyonlarca seçmen, aşağıda bazen insani bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunları büyümeden karşılıklı olarak iletişimle konuştuğumuz, çözüme kavuşturduğumuz durumlar genellikle bu komisyon üzerinden yürütüldü. Bundan sonra da belli ki yürütülecek, öyle görünüyor. Evet. Peki gelelim yeni sisteme, yeni sürece. Hepimiz merak ediyoruz şimdi. Yepyeni bir sistem ve model hayatımıza girecek. Bir kere meclis ne zaman toplanacak ve mecliste nasıl bir süreç göreceğiz? Meclis başkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni nasıl? Bunlar hangi sırayla olacak şimdi bu yeni dönem? Şimdi bunlara eski bir grup başkan vekili olarak cevap vereyim. Yani tabii bu takvim belli. Çünkü iş tüzük ve anayasa bu takvimi belirlemiş. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladıktan sonraki üçüncü gün meclis toplanır ve yemin töreni gerçekleşir. Milletvekilleri açısından. Evet, milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşir. Ve yemin etmiş parlamentonun önünde de Cumhurbaşkanı yeminini ederek görevine başlar. Yani milletvekillerinin yemin töreni bittikten sonra Cumhurbaşkanı da yemin edecek. Evet, yemin etmiş parlamentonun önünde Cumhurbaşkanı da yeminini eder ve görevine başlar. Ondan sonra yani üçüncü günden bu arada şey başlar, meclis başkanlığı adaylığı süreci başlar. Beşinci gün ve altıncı gün şey başlar. İlk tur seçimler başlar 6. günü. Artık ondan sonra 6. gün başlayan seçimlerde orada grup başkan vekillerinin kendi içlerinde yürüttükleri istişarelerle mesela bir günde 3 tur da yapılabilir. Ya da işte 3 günde 3 tur da yapılabilir. Onlar karşılıklı grup başkan vekillerinin yani parti gruplarının karşılıklı istişareleriyle gerçekleşir. İşte 6. gün seçimler başlar, sonra meclis başkanı seçilir. Bu süreçler öncesinde Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan bir görüşme yapar mı? Böyle bir beklentimiz olmalı mı? Yani açıkçası ben böyle bu konuda herhangi bir şey diyemem. Bu daha çok Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Sayın MHP Genel Başkanı'nın karşılıklı görüşme ya da başka şekilde telefonlaşma, o onu zaman gösterecek. Peki efendim, bu süreçte en çok merak edilen başlıklardan biri de yeni kabine. Cumhurbaşkanı 16 ismin olacağını açıkladı. Daha küçük bir kabine göreceğiz ama 295 milletvekili nedeniyle acaba parlamentodan, AK Parti grubundan bazı isimler kabineye alınır mı, yoksa artık Sayın Cumhurbaşkanı bunu tercih etmez mi? Böyle bir tartışma da var. Siz ne diyeceksiniz? Bunlar tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi takdiridir. O konuda benim söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Hükümet seçimden önce bir yetki kanunu almıştı. Aslında bir yol temizliği yapmak adına söylenmişti bu. Çünkü sonrasında Cumhurbaşkanı kararnameyle bu bakanlıkların yapısını şekillendirecek. Dolayısıyla bu yetki kanunu ne zaman kullanılacak? Şimdi biliyorsunuz bu yetki kanunu daha çok yasalardaki ibarelere dönük düzenlemeler için alındı. Yani birçok işte başbakan ibaresi ya da işte müsteşar, yani orada o ibarelerle ilgili belli düzenlemelerin hızla yapılması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasının zeminini hazırlamak için bu kanun hükmünde kararname yetkisini aldı. Şimdi en kısa zamanda Cumhurbaşkanı yemin edene kadar çıkar tabii, tabii mı? Cumhurbaşkanının yemininden önce bu çıkacak. Çünkü Cumhurbaşkanı göreve başladığı anda sistem başlıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yemin etmeden önce, Cumhurbaşkanımız yemin etmeden önce bu düzenlemeler tamamen bitmiş olacak, tamamlanmış olacak. Ondan sonraki süreç
artık sistemin öngördüğü meclisin yasama görevi, Cumhurbaşkanlığında idari süreci yönetmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnameleri süreci başlıyor. Zaten yapılan sistem değişikliğiyle kararnamenin pozisyonu nedir, meclisteki kanunun pozisyonu nedir? Bunların hepsi biliyorsunuz anayasada şey altına alındı, amir hüküm altına alındı. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor. Türkiye çok hızlı, hantallıktan çıkmış, esnek, çabuk karar veren, sorun çözme mekanizmaları hızlı çalışan yeni bir hükümet sistemine kavuşuyor. O bürokratik hantallık yerini sorumluluk alan üst bürokrasiye bırakıyor. Çünkü özellikle bütün siyasetçilerin en temel sorunu neydi? Bütün siyasetçilerin en temel sorunu bürokrasinin hancı siyasetçilerin yolcu olarak kabul edildiği, işlemeyen ve zorla güçlü bir siyasetin işlettiği. Mesela 16 yıl boyunca AK Parti bürokrasiyi işletti ama her seferinde milletten çok güçlü bir onay alarak geldiği için bürokrasiyi işletti. Ama artık bürokrasi, üst düzey bürokrasi siyasetle birlikte gelecek, siyasetle birlikte gidecek. Dolayısıyla bürokrasi de sorumluluk alacak. Bu çok kıymetli bir değişiklik. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir de hepimizin bildiği bir şey var. Dünya artık neyi konuşuyor? Önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl belirsizliği konuşuyor. Ve önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl dünyanın bir türbülansı konuşuluyor. Şimdi o noktaya gelmişken süremiz de azaldı ama ekonomiyi de sormak isterim. Bugün dolar düştü, borsada bir yükselme gözlemlendi. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Seçim öncesi yaşanan müthiş bir döviz kurunda oynaklık vardı ama seçim biter bitmez dolarda iniş başladı. Şimdi bu aslında bu neyi gösteriyor? Bu manipülasyonun arka planını gösteriyor. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirir. Siyasi güven ekonomiye olan güveni getirir. Eğer bir siyasi istikrarsızlık ortaya çıkarsa toplum psikolojisinde, kitle psikolojisinde bir değişim ortaya çıkıyor. Doğal olarak yatırımlar ve harcamalar durduğunda kaçınılmaz olarak ekonominin çarkları yavaşlıyor. Şimdi tekrardan dün gece itibariyle sandıkta millet güven oyunu verdi. İstikrarla Türkiye yoluna devam etsin dedi. Bundan sonra zaten buradan şunu da söyleyeyim. Hızlı bir şekilde Türkiye'de hem ekonomik alanda hem de diğer alanlarda hem birliğimiz beraberliğimiz anlamında hem 81 milyonun kucaklaşması ve bundan sonraki süreçte geleceğe bakması açısından siyasette zaman zaman belli gerilimler olabilir. Siyaset bir yönüyle de kaçınılmaz olarak bu gerilimlerin de yönetilme işidir. Ama dün akşam 81 milyon kazandı. Türkiye kazandı. Demokrasimiz kazandı. Şimdi bundan sonra inşallah Türkiye güven ve istikrar içerisinde yoluna devam edecek. Biraz daha sıkı maliye politikaları görecek miyiz? Şimdi ekonomimizde makro veriler son derece iyi. Bizim hem Türkiye'nin satın alma paritesi, hem cari açıktaki düşüş, hem Türkiye'nin büyüme oranları, bunlarla ilgili makro ekonomik veriler son derece olumlu ve iyi gözüküyor. Bundan sonrası güven ve istikrardı. İnşallah Türkiye bir taraftan da dostlarını artırarak, düşmanlarını azaltarak her zaman işbirliğini biz önceledik. En son Münbiş'te Türkiye'nin o diplomasi başarısı son derece önemli. Terörle mücadelesinde Türkiye önemli sonuçlar aldı. Kendi iç güvenliği konusunda Türkiye son derece iyi sonuçlar aldı. Türkiye'nin önü açık, Türkiye'nin önü aydınlık. Ve dediğim gibi inşallah Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum.